Thompson Genetics and Medicine'de bulabilirsiniz bugün anlatacaklarımı, ama bugün anlatacaklarımı çok sayıda kitaptan ve makaleden toparlayıp kafadan anlatacağım. Önemli bir konu, en temel konulardan bir tanesi. O nedenle not alın, kendi notlarınız olsun. Hatta bir nükleotit değişikliği. Eğer normal popülasyonda görülüyorsa, o zaman buna polimorfizm veya varyasyon diyoruz. Sadece hastalarda görülüyorsa o zaman buna mutasyon diyoruz. Normal popülasyonda görülen nükleotit değişikliklerinde minör alel frekansı %1'den, yani 0,01'den daha yüksekse polimorfizm, daha düşükse varyasyon diyoruz. Sınırımız minör alel frekansı %0,01. Pardon, minör alel frekansı 0,01, yani %1. Evet. Buraya kadar soru var mı? Buraya baktığımız zaman bu bizim ApoE genimizin dizilimi. Bu sequence of ApoE gene, ApoE geninin dizisi. Bu dizide ben şu anda göremiyorum da bir yerlerde C-T değişimi var. Pozisyonunu da birazdan tam olarak söyleyeceğim. Nerede? Tam olarak şurada. Şu bizim polimorfik bölgemiz. Şu anda bu noktaya bakıyoruz. Şimdi bu noktada bazı insanlarda T var, bazı insanlarda C var. Peki, bu T veya C olması bir şey değiştiriyor mu? Veya bunun gibi sadece bir tane mi var? Hayır, bunun gibi yüz binlerce polimorfik nokta var insan genomunda. Bunların adına SNP diyoruz ya da SNP. Single Nucleotide Polymorphism. Tamam mı? Şimdi, şurada insanların yüzde kaçında C var, yüzde kaçında T var, onu gösteren bir grafik var. Bu grafikte, şimdi şu grafiğe baktığımız zaman aleller C, T allellerin dağılımı. Ve de şimdi elimizde iki tane alel olduğuna göre, bu genin iki farklı aleli olduğuna göre, C aleli ve T aleli, bu İki alelin farklı kombinasyonları olabilir. Yani üç farklı kombinasyon olabilir. C homozigot olabilir bir kişide. Kişi heterozigot olabilir veya kişi T için homozigot olabilir. Biz buna CC, CT ve TT diyoruz. Tamam mı? Şimdi bunların dağılımı nasıl? Bunların dağılımı şurada gördüğünüz gibi, burada farklı popülasyonlar var. Şeyin çalışıldığı, üzerinde genotipleme çalışmalarının yapıldığı farklı popülasyonlar var. Bu farklı popülasyonlarda mesela Avrupa, Afrika, Amerika, şu SAS yeni çıktı, ne olduğunu bilmiyorum. Central Europe, European yine. Mesela şuraya bakalım, şu güzel North American. Şimdi şuraya bakarsanız çok az miktarda mavi homozigot, mavi neydi? C. Çok az miktarda C homozigotu, birazcık heterozigot, daha fazla da bol miktarda da şey var. Ne derler ona? T homozigotu var. Şimdi bunların şeylerine bakacak olursak, dağılımlarına bakacak olursak 0,02, 0,2 ve 0,7. Yani bu bize neyi gösteriyor? En başta gösterdiği, şurada görebiliyorsanız çok küçük bir mavi çizgi var. Eğer sadece mavi görüyorsanız CC, mavi ile kırmızıyı gördüğünüz alan CT, sadece kırmızıyı gördüğünüz alan da TT'leri ifade ediyor. O zaman şu anda boyadığım yer CC. Yani bu popülasyonda CC genotipindeki insanların frekansı, insanların yüzdesi %2. Yani bu genotipin, CC genotipinin frekansı frekansı 0,023. CT genotipinin frekansı 0,26, yani %26. TT genotipinin frekansı ise 0,7, yani %7. Hangi popülasyon için? North Amerika, Kuzey Amerika popülasyonu için. Başka bir popülasyona baktığımızda, mesela Asya'dan elde edilen bir popülasyonu, tamamı T. Burada C bulunamamış. Japon popülasyonu, şu az önce baktığımız herhalde
Japon, bir sonraki, evet, ya da bu Japon hangisi olduğunu göremiyorum şimdi. Burada şu popülasyon hangisi ise burada CC homozigotu sayılamayacak kadar az. Çok az miktarda heterozigot var. Heterozigotlar %0.02. Geri kalan da TT, yani %97'lik bir TT genotipi var. Genotipinin genotip dağılımı %97 TT'lerin. Şimdi burada bir nükleotit değişiminin bir popülasyondaki yaygınlığını göstermek için iki parametre kullanıyoruz. İki gösterge kullanıyoruz. Bunlardan bir tanesi genotip frekansı, öbürü allel frekansı. Şimdi genotip frekansını doğrudan doğruya insanların bu genotipini belirleyerek hesaplıyoruz. Yani popülasyonun yüzde kaçı TT, yüzde kaçı TC, yüzde kaçı CT. Bunları yüzde olarak veya frekans olarak verdiğimizde bu bize genotip frekansı. Ama bu insan sayısı, hala birey sayısı. Yani bu başka bir hayvan türü veya başka bir bitki türü de olabilir. Bunlardaki genotip dağılımlarını da bu şekilde gösterebilirsiniz. Ama bunun yanında bir şey daha göstermemiz gerekiyor. Allel frekansları. Allel frekansları da bu insanlardaki allellerin dağılımını gösteren rakam. Şimdi bunu allel frekansı olarak da ifade edebiliriz. Mesela şu Afrika panelinde genetik frekansı verilmemiş ama C'nin allel frekansı 0.1, yani %10. T'nin allel frekansı 0.89, yani %9, yaklaşık %9. Başka bir popülasyona baktığımız zaman beyaz Amerikalılarda C alelinin dağılımı %14, T alelinin dağılımı %85. Şuraya bakalım, daha farklı bir popülasyon. %50-%50 bulunmuş burada. Ensemble Venter, bunun Craig Venter, bu %50-%50 çünkü tek bir kişi, bu Craig Venter'ın şeyi, genotipi. Demek ki Craig Venter, bunu istemiyorum. Craig Venter heterozigot olduğu için, tek kişi olduğu için %50-%50 görünüyor. Bu bir popülasyon değil, tek kişi. Mesela şuraya baktığımızda C alel frekansının T'den daha yüksek olduğunu görüyoruz. Şimdi bu bir sniptir. Bu sniplerimizden bir tanesi. Polimorfizmlerimizden bir tanesi. Şimdi başka bir polimorfizme daha bakalım. Nasıl okuyacağız? Evet, başka bir polimorfizm daha yazıyorum buraya. Ares 74-12. Evet, bu da diğer polimorfizmimiz. Yine ApoE geni üzerinde C'nin T'ye dönüşümü farklı bir pozisyonda. Şimdi bunun pozisyonu neresi? Bunun pozisyonu, klasik görüntü vardı demin. Klasik görüntüye git. Şeyimiz vardı. Göremiyorum. Evet. Çok güzel. Şu. Evet, buna bakalım. Aynı genin biraz daha ilerisinde. Şurada. Şimdi şunları görüyor musunuz? Şuradaki areslerin her biri polimorfik noktalar. Yani şuraların hepsinde polimorfik noktalar var. Mesela şurada A olabilirsiniz, T olabilirsiniz. Sonra şu anda baktığımız pozisyonda burada C gösteriliyor. Başka ne var? Bunun alternatifi neymiş? C olabilirsiniz, T olabilirsiniz. Yine aynı şekilde C olabilirsiniz veya T olabilirsiniz. Şuradaki pozisyonda G olabilirsiniz, C olabilirsiniz. Yani insanlardan bir kısmı burada G taşıyor, diğer bir kısmı C taşıyor. Şurada şu anda baktığımız yerde yine bir kısmı C taşıyor, bir kısmı T taşıyor. Polimorfik noktalar bu şekilde genomumuzun her tarafına dağılmış durumda. Popülasyonları görmeye çalışıyorum ama ne yazık ki göremiyorum. Switch to classic site. Bu şeyde veri tabanında öğrenmenizi istediğim veri tabanlarından bir tanesi. Evet, şimdi şuradan bakalım. Baktığımız pozisyon şu. Yine farklı popülasyonlara bakalım. Evet, yine bu sefer deminki pozisyonda C çoğunluğu, T
T alelinin frekansı yüksekti. Bu sefer C alelinin frekansı yüksek. Mesela demin neye bakmıştık? Kuzey Amerika'ya bakmıştık. Evet, şuna bakmıştık. Kuzey Amerika'da bu sefer şey hiç hesaba bile katılmamış. Daha doğrusu şöyle şunlar CC. %90 CC. %10 CT. Bu ne oluyor? 1, 2. %0.9 da TT. Yani ihmal edilecek kadar az. Avrupa'da durum nasıl? Bakalım. See you. Avrupa'da şöyle bir dağılım var. Yani belirgin bir şey verilmemiş. Evet, şimdi bu şekilde baktığınız zaman daha farklı bir sınıflara farklı farklı baktığınızda bu genotiplerin dağılımı ve alel frekansları popülasyondan popülasyona değişiklik gösterir. Sınıfların genotipi kişi bazında da önemli olabilir. Dediğim gibi genel bu sınıfları şunun için kullanıyoruz. Bir, farklı popülasyonlardaki dağılımları nasıl? İki, belirli bir hastalık grubunda. Bazı durumlarda çünkü bu sınıflar hastalıklarla ilişkili olabiliyor. Her zaman değil ama bazı durumlarda hastalıklarla ilişkili olabiliyor. O zaman hasta bir hasta grubuyla bir normal grubu topluyoruz. Yani hasta popülasyonu ve normal bir popülasyon. Bunlar da bu sınıfların genotiplerini belirliyoruz. Ona göre yine tabii senin dediğin gibi şey düzeyinde ne derler de popülasyon veya grup düzeyinde belirlemiş oluyoruz. Evet, şimdi ne dedik? Bu sınıfların dağılımı popülasyondan popülasyona değişir. Peki burada sınıf ne demek? Nükleotit değişikliklerinden bahsettik. Şimdi şeyde gösterdiğim gibi NCBI database'den veri tabanından gösterdiğim gibi insan genomuna dağılmış nükleotit değişiklikleri var. Bunlar normal popülasyonda görülebiliyor veya sadece hastalarda görülen nükleotit değişiklikleri var. Şimdi bu nükleotit değişiklikleri nerede görüldüğüne göre ve ne kadar görüldüğüne göre 3 gruba ayrılıyor. Bir nükleotit değişikliği önce sadece normal popülasyonda mı görüyoruz, sadece hastalarda mı görüyoruz, ona bakmamız gerekiyor. Eğer bir nükleotit değişikliği normal popülasyonda görülüyorsa, yani normal bireylerde görülüyorsa, buna ya polimorfizm diyoruz ya da varyasyon diyoruz. Eğer bir nükleotit değişikliği sadece hastalarda görülüyorsa, yani sadece bu nükleotit değişikliği hastalığın ortaya çıkması için yeterliyse, o zaman biz bu nükleotit değişikliğine mutasyon diyoruz. Yani bir nükleotit değişikliği eğer bir hastalığın ortaya çıkmasına, yani kalıtsal bir hastalığın ortaya çıkmasına neden oluyorsa ya da yaşamı kısaltan, yaşam kalitesini düşüren bir nükleotit değişikliği ise ve bunu sadece hastalarda görüyorsak, belli bir hastalık grubunda görüyorsak, o zaman bunun adına mutasyon diyoruz. Şimdi bu mutasyonun klinik genetikteki tanımı. Ancak mutasyonun bir de dersin başında da yaptığımız veya geçen dönem klasik genetik dersinde yaptığımız bir tanımı var. DNA üzerindeki her türlü, DNA üzerindeki veya genetik materyaldeki her türlü değişiklik mutasyondur demiştik. Evet, o da doğru. Şimdi aslında bu nükleotit değişikliklerin hepsinin temelinde bir mutasyon var. Tarihte veya evrim sürecinde belirli bir kişide veya insan bile ortaya çıkmadan önce daha önceki türlerde insanın atalarında meydana gelen mutasyonlar. Ne zaman meydana geliyor mutasyonlar? Mayoz bölünme sırasında. Yani adamın biri bir yerde sadece bir kişi mayoz bölünme yaparken DNA polimeraz bir hata yapıyor ve bir pozisyona mesela demin gördüğümüz pozisyonları C yerine T takıyor. C yerine T'yi taktığı zaman veya işte T yerine C'yi takıyor. T yerine C'yi taktığı zaman normalde herkeste o pozisyonda T varken bir dakika kafam karıştı. T yerine normalde popülasyonda önceden bulunan alel T, yeni adamımız, bizim adamımız mayoz bölünme yaparken T yerine C takıyor ve de adamımızın ürettiği spermde o pozisyonda T yerine C var. Bu sperm gitti, bir yumurtayı dölledi. O yumurtadan, o zigottan bir çocuk oldu. Çocuk artık bunun için heterozigot. Yani çocuk da heterozigot olarak bu yeni aleli C alelini taşıyor.
Aradan zaman geçti. Bu çocuk da çoğaldı. 10 çocuklar oldu. Torunları bilmem neleri falan filan. Kuzenler birbirleriyle evlendi. Birbirine bilerek veya bilmeyerek. İki farklı. Bu C alelini taşıyan, C aleli şu anda heterozigot. C alelini taşıyan iki farklı birey evlendi ve çocuklar oldu. Tesadüfen anne yumurtasına C alelini verdi. Baba spermine C alelini verdi. Ne oldu? İlk C homozigotumuz ortaya çıktı. Gözünüz aydın. İlk homozigot C'miz ortaya çıktı. Şimdi bu nükleotit değişikliği eğer protein fonksiyonunu bozmayacak bir noktadaysa veya proteine dönüşmeyen, kodlamayan bölgedeyse o zaman hiçbir etkisi olmaz. Bu tip nükleotit değişiklikleri her yerde olur. Genom boyunca dağılmıştır. Ve de özellikle kodlamayan bölgelerde, intergenik bölgelerde ve intronlarda bol miktarda bu nükleotit değişikliklerinden görürüz. Tamam, bunlar mutasyon sonucunda meydana geldi de bunlar herhangi bir hastalığa neden olmuyor. Şimdi bunlar bulunmadan önce ilk bulunan mutasyonlar, yani ilk bulunan nükleotit değişiklikleri hastalıklar çalışılırken, genetik hastalıklar çalışılırken ortaya çıkan nükleotit değişiklikleri. O yüzden bunlara direkt mutasyon derdi. Yani durup dururken bir insan kimsenin DNA dizilemesini yapmaz. Hele de eski dönemlerde DNA dizileme çok zor yapılan bir işlemdi. Dolayısıyla bir insanın DNA dizilemesini yapmamız için bir genden şüpheleniyor olmamız gerekir. O genin de DNA dizilemesini yaptığımızda doğrudan doğruya hastalarınkini yaparız. Hastalarda normal popülasyonda bulunmayan nükleotit değişikliklerini görürüz. O nedenle işte mutasyonun diğer tanımı, ikinci tanımı ortaya çıktı ve de sadece hastalarda görülen nükleotit değişikliklerine de mutasyon dendi. O nedenle şimdi önümüzde bir nükleotit değişikliği varsa, evet bu nükleotit değişikliği bir mutasyon sonucunda ortaya çıkmış ama milyonlarca yıl önce. Çünkü bakıyorsunuz aynı nükleotit değişikliği, aynı pozisyonda veya aynı iki alel, iki farklı alel aynısı şempanzede de var, orangutanda da var, insanda da var. Ha, o da neyi gösteriyor? Bu üç ayrı tür bunu aynı pozisyondaki mutasyonu ayrı ayrı yapmış olması pek mümkün değil. Dolayısıyla eğer aynı pozisyonda iki farklı alel varsa, aynı pozisyonda aynı aleller varsa o zaman diyoruz ki bu mutasyon ortaya çıktığında insan yoktu. Bugünkü şempanzelerde yoktu, orangutanlarda yoktu. Bunun yerine bunların ata türü vardı. Bu mutasyon onlardan çok daha eskiymiş. Bu türlerin hepsinin ortaya çıkmasından çok daha eski. Ama bu tür şeylere yani bu bize neyi gösteriyor? İnsanların bir kısmı C taşıyor o pozisyonda, bir kısmı T taşıyor. Hepsi de aslan gibi insanlar. Hiçbir hastalıkları, hiçbir rahatsızlıkları, hiçbir şikayetleri yok. O zaman buna mutasyon diyor muyuz? Hayır, buna mutasyon demiyoruz. Buna diyoruz ki bunlar normal insanlar. Normal popülasyonda görülen nükleotit değişiklikleri, normal popülasyonda görülen aleller. O zaman biz bunlara mutasyon demiyoruz. Bunlara polimorfizm veya varyasyon diyoruz. Neye göre diyoruz? Minör alel frekansına göre. Minör alel frekansı %1'in üstündeyse o zaman buna polimorfizm diyoruz. %1'in altındaysa varyasyon diyoruz. Takıntılık olduğum bir konu sorarım ona göre. Peki, minör alel frekansı ne? Şimdi az önce tekrar getirebilirsek aslında, tekrar orayı bir getirmeye çalışayım. Yani buradan şu konu her nükleotit değişikliği mutasyona neden olmaz. Şimdi Hilal, her nükleotit değişikliği bir mutasyonun sonucundadır aslında. Ama burada mutasyon dediğim şey mutasyonun birinci tanımı. Yani birinci tanım neydi? DNA üzerinde meydana gelen her türlü nükleotit değişikliğine mutasyon denir. Evet, her mutasyon birinci tanımdaki her mutasyon hastalık yapmaz. Doğrudur. Şimdi Hilal'in sorusunu cevaplamaya devam edeyim. Ne demişti Hilal? Her nükleotit değişikliği mutasyona neden olmaz. Şöyle Hilal, her nükleotit değişikliğine mutasyon deniyoruz. Nükleotit değişikliklerinden sadece hastalık yapanlara mutasyon diyoruz. Zilan, senin söylediğin. Şimdi burada işte kavram kargaşası var. Bu dersi özellikle bu kavram kargaşasını çözmek için ayırdım. Şimdi
Her mutasyon hastalık yapmaz eğer mutasyonun birinci tanımını kullanıyorsanız. Yani klasik genetikteki tanımı kullanıyorsanız, DNA üzerindeki her nükleotit değişikliğine mutasyon diyorsanız, evet her mutasyon hastalık yapmaz. Ama eğer mutasyonun bu ikinci tanımını, yani klinik genetikteki tanımını kullanıyorsanız, sadece hastalıklara neden olan nükleotit değişikliklerine mutasyon diyorsanız, o zaman evet her mutasyon hastalık yapar dersiniz. Ama mutasyon olmayan nükleotit değişiklikleri de vardır. Bunlara da polimorfizm ve varyasyon diyoruz. Hilal, hastalık yapanlara mutasyon diyoruz. Anlaşıldı, güzel. Zilankov, anlaşıldı hocam, güzel. Evet, şimdi gelelim halal frekanslarına. Şuradan sizinle bir sayfa paylaşmıştım. Sanırım kapatmışım o sayfayı, neyse. Şimdi o paylaştığım sayfada aslında, evet, geldi. Tekrar paylaşmayı deneyelim. Tekrar paylaşıyorum. Ekran paylaşımı. Ha. Zaten ekran paylaştım. Niye bir daha paylaşmak istiyorsun diyor. Kola. Evet. Eminim. Bunu da yok edelim. Evet. Eminim. Yok, bunu silmek istemiyorum ama ekranı da paylaştırmıyor bana. Ekran paylaşımı. Ha, tamam, buldum. Şuraya tekrar gelelim. Paylaş. Ha, evet, görebiliyorsunuz. Şimdi şurada farklı popülasyonlarda farklı alellerin dağılımını görüyorsunuz. Mavi C aleli, kırmızı T aleli. Mavi kırmızı birlikte gösterilen de heterozigotlar. Yani burada burası, bu genotip tablosu şu anda, sadece mavi gösterirse CC, her ikisini birden gösterirse CT, sadece kırmızı gösterirse TT. Şimdi şeye baktığımız zaman, allel frekanslarına baktığımız zaman, farklı popülasyonlarda bazılarında C alelinin daha yaygın olduğunu, bazılarında T alelinin daha yaygın olduğunu görüyoruz. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim, T aleli hepsinde daha az da C alelinin frekansı bazı popülasyonlarda daha yüksek, bazılarında daha düşük. Şimdi mesela şuna bakalım, hangi popülasyon olduğunu görmüyorum ama C alelinin frekansı %81, T alelinin frekansı %19. O zaman bir tanesinin alel frekansı daha yüksek, öbürünün alel frekansı daha düşük. Şimdi deminkinde gördüğümüz gibi alellerden bir tanesinin frekansı daha yüksek, bir tanesinin frekansı daha düşük. Frekansı yüksek olana majör alel, frekansı düşük olana minör alel diyoruz. İşte bir nükleotit değişiminin mutasyon mu yoksa, pardon, polimorfizm mi yoksa varyasyon mu olduğuna da minör alel frekansına bakarak karar veriyoruz. Eğer bir nükleotit değişikliğinin minör alel frekansı %1'den daha yüksekse, yani 0.01'den daha yüksekse, ona polimorfizm diyoruz. Daha düşükse varyasyon diyoruz. Bu arada burada her şey birbirinin içine giriyor. Aslında bazı durumlarda şurada mutasyon, son zamanlarda burada mutasyon dediğimiz şeyler, yani hastalık alelleri varyasyonların içine sokuluyor. Çünkü bunlar sadece hasta popülasyonlarda görülüyor. O zaman şöyle bir ayrım yapılıyor. Yani birinci seçeneğiniz şu. Buna mutasyon diyebilirsiniz. Varyasyonlara. İsterseniz mutasyonu, varyasyonun içinde de, buradaki mutasyonu varyasyonun içinde de sayabilirsiniz. O zaman dersiniz ki patojenik varyasyon. Ve non-patojenik varyasyon. Aslında bunu bugün hiç söylemese miydim? Kafanız karıştı mı?
Ha, varyasyon kelime olarak çeşitlilik anlamına geliyor. Tamam, şunu bugün söylemiyorum. Önümüzdeki derste söyleyeceğim. Şimdi siz eski tanımlarla kalın. Tamam, klasik tanımlarla kalın. Evet. Şimdi yani genel olarak eğer zarar veriyorsa, hastalığa neden oluyorsa, mutasyon herhangi bir hastalığa neden olmuyorsa varyasyon veya polimorfizm diyoruz. Anlattıklarımı eğer okumak isterseniz Thompson and Thompson Genetics in Medicine. Şuraya yazayım. Eğer o kitabı bulabilirseniz oradan okuyabilirsiniz. Bu kitapta chapter'ın adı da Human Variation. Mutation and Polymorphism.